mı sarılsaydık biz? Saçmalama. Yasak böyle. Kim eşi? Şirindir herhalde. Başka kim olacak? Te. Ne te? Yani şimdi yukarıda yer yoksa gel benim onda kal diyecektin de. Hı, saçmalama. Yani odada kal derken aynı yatakta değil. Ben yerde yatarım. Sen yatakta yatarsın. Nefesini duymak yeter bana. Yeter mi gerçekten? Yetmez mi? Yeter mi? Yetmez mi kızım? Baba nefesini duydum. Sen yukarı çık. Ben mutfağa gidiyorum. Vallahi hocam tebrikler. Sayenizde bir ameliyatın üstesinden geldik. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Sen olduğun için benim başım yine belada. Sayende bir mafya babasını ameliyat ettim ben. Ya Allah Allah, iki güzel bir şey söyledik. Car 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 car. Ne güzel kurtardık işte adamı. Bak mis gibi. Haydi bakalım. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda bakın. Yolunda hiçbir şey yok. Çok gibi. Şimdi şöyle özetleyebilirim ben bu durumu. Necmi baba lütfen. Genelde bu tarz operasyonlarda birden fazla komplikasyon görülür fakat yani şimdi bizim de bu konuda bir takım katkılarımız var fakat Necmi babanın iradesi bu durum ortadan kalktı. Tabii ki bizim de gayet başarılı geçti operasyon. Hiçbir sorun yaşanmadı yani. Tabii kısaca böyle geçti yani gayet başarılı. Evet çok başarılı bir operasyon oldu. Şimdi şöyle bir saniye hocam. Ben bütün ilaçların takviyesini yaptım seruma. Ama takdir edersiniz ki açık yara. Dolayısıyla hastamızın antibiyotik kullanması gerekiyor. Birazdan kalbi durabilir. Gidelim artık. İğne yapmamız gerekiyor. 12 saatte bir yapmanız gerekiyor. Hocam bölüyorum kusura bakmayın ama bizim yetişmemiz gereken bir hastamız daha var. Hatırlatmak isterim. Evet. Evet hocam buyurun. Dediğim gibi iğneleri sakın unutmayın. Bir buyurun de hocam. Bütün her şeyi yaptık. Biz hiçbir komplikasyon yok. Teşekkürler. Yani bu durumu şöyle özetleyebilirim. Necmi baba gerçek bir savaşçı. Böylesini görmedim. 12 saatte bir. Şimdiden 12 saatte. Hesap. Teşekkürler Şirin Hanım. Paranız ve cep telefonunuz burada. Bu olanlar aramızda kalırsa iyi olur. Tabii sizin açınızdan. Hangi olanlar? O şeyden. Aferin akıllı insanlarsınız. Baba. Necdi baba bizim her şeyimizdir. Sizler onu yaşattınız ya, Allah da sizin ömrünüze ömür versin. Aman efendim, yani ömür dediğiniz nedir ki? Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider zaten. Necmi baba! Necmi baba öldü! Öldürdünüz Necmi babayı! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Necmi baba öldü! Ne? Ah Ceyda, ah Ceyda, ah şuradan bir kurtulalım, seni bitireceğim kızım. Abi bu taraftan abi. Tamam gittiler. Ateş o nasıl sarılmak ya? Nefesim kesildi. Sarılmak mı? Şu an hayatımızı kurtardın. Farkında mısın sen? Öyle hayat kurtarmak mı olur? Hık diye gidiyordum ya. Çattık ya gece gece. Ver şu telefonu. Bu taraftan gidip ana yola çıkacağız. Yürü. Ana yola çıkarsak gizlenmemiz daha zor olmaz mı? Öyle değil işte. Ana yola çıkacağız ama paralelinden, ormanın içinden gideceğiz. Çaktın. Hadi. Çaktım. Gel. Ben kendim kalkarım. İyi hadi nasıl gör. Tut. Kayıyorlar. Tut. Tamam gidiyoruz. Küçük bir pansumanmış. Pansumanın geldiği hale bak. Masada kalan bir mafya babası, onun silahlı adamları peşimizde ve ormanda kaybolduk. Ama hata bende. Niye iniyorsun kardeşim arabadan? Niye iniyorsun yani? Ben mi dedim sana in diye ya? Sen çıktın arabadan koruma içgüdüsüyle. Allah Allah. Ne yapsaydım Şirin? Ha? Ne yapsaydım? Seni orada 3 tane eli silahlı adamla mı bıraksaydım? Ayrıca hadi bıraktım diyelim. Yasemin'e nasıl açıklayacaktım ben bu durumu? Çekmiyor mu hala o telefon? Yok çekiyor, ben senden saklıyorum. Çekmiyor işte. Çekmiyor. Heh, kaybolduk değil mi biz şu an burada? Kaybolduk. Çekmiyor bu. Ne yapacağız ya? Kaybolduk mu biz şimdi? Ne duruyorsun ya öyle? Ne duracağım? Onun için duruyorum. Yok. Ben oralara gelemem. Sebep? Yok. Yani ne işimiz var ya bizim kulübede? Sen hiç film izlemedin mi? O kulübelere gidince olaylar karışır. Ben gelemem oraya. Vallahi çok korkarım ben. Şirin. Heh. Sen koskoca, aklı başında bir tıp öğrencisisin. Şu kulübeden mi korkuyorsun? Ya şu halime bak. Ben o kulübeye giremem. Ya hiç film izlemedin mi sen? Bak vallahi o kulübeye gireriz. Başımıza bin türlü şey gelir. Kesin öyle şeyler olur. O kulübede ne var bilmiyoruz zaten. Ben giremem. Giremem. Gerçekten giremem. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben bu riski alıyorum. Sen? Peki. Bir telefonu ver, feneri açayım ver. Telefon bende. Ver şunu fenerini. Gel. Kimse yok. Gel. Güzel. Ay. Burası çok pis. Ben burada duramam. Benim alerjim var. O kadar haklısın ki. Şöyle yapalım. Sen şuradaki telefondan housekeeping'i ara. Ben bir duşa gireyim, sonra yiyecek bir şeyler bulalım, olur mu? Of. Ya Şirin, en azından şömine var. Yani dışarıda donmak istiyorsan yine de sen bilirsin ama ben buradayım. Ama o şömineyi nasıl yakacağız ki? Ateş olsa gerek. O zaman işte ateş burada. Sen varsın ya, ha? Soğuk. Zaten içerisi de soğuk. Bence bu soğuk esprilere bir dur da artık, tamam mı? Bir kibrit çakmak bir şey ara saçmalayacağını, hadi. Hapşi! İyi yaşa. Boş. İki numara geliyor. Dur bugün Hızır günü. Bak kul sıkışınca Hızır yetişiyor, kesin olacak bak. Heh. Hadi bakalım. Heh. Bakayım. Kutunda ne hissediyorsun? Yani yanımda sen olduğuna göre kesin küçük. Vallahi var. 3 tane var. 3 tane yeter. Şimdi odun bulmak lazım. Nereye odun? Sensin odun. Dışarıda odun. Koca ormanın içindeyiz. Ne demek nerede odun? Hadi. İyi dur. Ben de geleceğim. Burada tek başıma duramam. Yarasa çıkar, kurt çıkar. Korkarım ben. Hem bak fenerim de var. İyi. Kalifiye eleman. Yürü. Heh. Bunlar biraz nemli gibi ama... Yağacak. Ama alerjim var demiştim. Kaldı 2. Geri bas. Söndü. Tamam. Şimdi bir tane sen, bir tane ben. Son bir tane daha kaldı. Bak bu da olmazsa yanarız ateş. Bence donarız. Ay, ne oldu böyle ya? Evet. Azlı kapa, azlı kapa. Ah, yandım. Oh. Bir şey soracağım. Bizi burada bulamazlar değil mi? Bence bulurlar. Ha? Yani ateşi yaktık. Bunun dumanı da var. Yani tek ihtimal bizi aramaktan vazgeçmiş olmaları. Ay nasıl sabah edeceğiz burada ya? Ha? Adamlar gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun kurdu var, kuzusu var. Babada kaldı benim aklım. Bak ben hiç iyi değilim şu an. Şu an bir şey yapmamız lazım. Böyle ben sabah sabah edemem. Bana bir şey bul. Konuş, bir şeyler anlat. Bir aktivite. Tamam. Anlaşıldı. Sen bu ilk hasta sendromunu yaşıyorsun şu an. O yüzden susmuyorsun değil mi? Evet. Anladım. Bir şey yapalım, bir şey yapalım. Dans edelim mi? Oyun oynayalım. Oyun. Ne tarz? Kızartmaca biliyor musun? Parmak savaşı. Kralıyım diyebilirim. Gönder. Sen kaşındın madem. Hangisiyle başlıyor? Parmak savaşı. Tanıştırayım. Şampiyon. O işler öyle olmuyor. Gel bakalım. Gelsin bakalım.